Ramazan elbisesi buyurun. Kendi 42 seneden beri bu helvayı yaparım. Eniştemden öğrendim. Buyurun efendim, buyurun. Eniştem de babasından, babası da dedesinden öğrenmiş. Sadece Ramazan ayında mı yapıyorsun? Sadece Ramazan ayında. Ramazan haricinde yok. Ramazan'dan bir gün önce başlar. Ramazan'ın son günde biter. İşlerimiz de iyi, Allah'a çok şükür. Memnunuz. İçinde çiğ otu var. Şeker, susam, tahin. Ben gece saat 4'te gelirim. Pişiririm. Saat 7'de burada işleme konur. Ustamız Sadık Pansanlı olayım. Ne kadardır bu işi yapıyorsun? Valla ben babamın elinde büyüdüm. Babam 7 yaşından beri yapıyor normalde. Babam da eniştesiyle öğrendi. Yaklaşık 4 kuşaktan beri en son bize kaldı. Bu Hatay'ın geleneksel tatlısıdır. Her sene Ramazan'da bu olmazsa olmaz. Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra mümkün değil, bulamazsınız.
Kalırsa eğer burada birkaç tepsi de ondan alırsınız. Başka da bulamazsınız. Özelliği normalde kan şekerini ortalıyor. Mesela iftardan sonra yenildiği zaman ertesi gün tatlı olduğu için normalde herkes susayacağını düşünür ama susatmaz ertesi gün. Kan şekerini ortalıyor normalde. Evet, Ramazan helvası olmazsa olmazımız bizim. Ramazan'da muhakkak oruçtan sonra yediğimiz güncülü helva meşhur olan Ramazan helvasını yapan arkadaşlar bunlar Antakya'da. Bizim soframızda olmazsa olmazdır. Abi biz her Ramazan biz bunu bekliyoruz, dört gözle bekliyoruz. Her zaman her Ramazan yaparlar. Ellerine sağlık, yiyoruz, sofralarımızda eksik olmaz. Devamlı var. Bu Ramazan Antakya'nın haricinde yok. Ben Alanya'dan buraya geldim. Şey Antalya'dan. Helam alınacak. Ama iftardan sonra mesela ben 3 kişiyim. Ben şu kadar olsun yeter. Ama eksik olmaz sofralarda. Olmaz. İlla olacak. Bu bir hacı kurması için. Gelenek yani. Ramazan'ın gülü.